Yüzde gençleşme ve daha iyi görünme isteği önemli bir endüstri haline gelmiş durumda. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı yeni teknolojiler oldukça ilgi görüyor. Operatör Doktor Sultan Kaya Ünsal'la göz kapağı estetiği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Son dönemde insanların görünüm konusundaki ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları giderecek teknolojik çözümler oldukça çeşitlenmiş durumda. Özellikle yüz ve göz bölgesinde ameliyatsız yöntemler tercih ediliyor. Göz kapağı düşüklüğü, özellikle üst göz kapakları, gözümüzün üzerine doğru indiği zaman ağırlık hissi ve görme alanında bir kapanma olayı yaratır. Gözün üzerine inen göz kapağı, görüş alanımızı kısıtladığı için günlük yaşantımızda bizi zorlamaya başlar. Özellikle çok okuyan kişilerde ağırlık hissinden dolayı erken uykusu gelebilir kişilerin ya da araba kullanırken uyku hissi oluşabilir. Yine alt göz kapaklarındaki kırışıklıklar, torbalanmalar, gevşeklikler kuru göze neden olabilir. Gözün etrafındaki kapanma problemleri gözün görmesindeki bulanıklıklara kadar neden olabilir. Bu kapak düşüklüklerine eş olarak yine göz çevresinde özellikle kaş düşüklükleri de gözümüze çarpmaktadır. Bazen üst göz kapağındaki düşüklük yanıltıcı olarak kaş düşüklüğü nedeniyle olabilir. Eğer böyle bir sorun tespit edilmişse kaş üzerine biz askılar koyabiliyoruz. Yine ameliyatsız iplerle kaşı asabiliyoruz yukarıya doğru. Ya da dolgular kullanabiliyoruz ameliyat yapmadan. Dolgularla beraber o bölgedeki hacim kaybını toparlayıp kaşı yukarıya doğru alabiliyoruz. Özellikle bu müdahaleleri düşünen hastaların bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Bir göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılmalı ve kapaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü göz kapakları gözün bir parçasıdır ve gözün korunması için doğru kapanması gerekmektedir. Ve bu bölgedeki bozukluklardaki göz problemlerinin ilişkisini ancak göz hekimleri bilebilir. O nedenle ameliyat öncesi ya da bu ameliyatsız dediğimiz tedaviler öncesi göz çevresi de mutlaka göz doktoruna başvurulmalı. Gözdeki hastalıklar tespit edilmeli. Göz etrafındaki dokular göz doktoru tarafından görülüp ona göre tedavi yöntemleri planlanmalıdır. Göz kapağı estetiği dediğimiz zaman göz kapağında etrafındaki deri ince bir deridir. Ve vücudumuzun en hızlı yaşlanan bölgesidir. Bizim için önemli olan hasta bazında yani kişiye özel tedavi yöntemleridir. Her yaptığınız tedavi her kişiye uygun olmayabilir. Kişiye özel, kişinin göz çevresini düzenleyecek, göz kapaklarının rahatlıkla açılıp kapatılabileceği şekilde göz sağlığını koruyarak yapılan tedavi yöntemleri bizim için başarılıdır.